grossa sionismen. Vive Palestina, grossa sionismen. Birçok İslam ülkesine yönelik saldırılarda bulunan Siyonist çete, Müslümanların yaşadığı tüm coğrafyayı ateşe vermek isteyen bir canavara dönüşmüştü. Derhal durdurulması gerekmektedir. Tüm İslam ülkeleri hükümetlerinin bu soruna kalıcı bir çözüm getirmesi için işbirliği yapması ve tüm imkanlarını seferber etmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Bu vesileyle İslam ümmetinin tüm azalarına çağrımızı ileriyoruz. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleri kendilerine ve insanlığa karşı tehdit unsuru olan Siyonist işgalci İsrail ile diplomatik, ekonomik ve askeri ilişkilerini kesmelidir. Yemen halkı ordusuyla birlikte Gazze'li kardeşleri için İslam kardeşliğinin gereğini yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Yemen'in vefalı ve fedakar halkı barbar batıya karşı yalnız bırakılmamalı ve desteklenmelidir. Bakü, Ceyhan ve Kerkük yumurtalık boru hatlarından Siyonist işgalci çeteye giden petrol kesilmelidir. Gaz ve petrol sevkiyatları durdurulmalı, hava ve deniz limanları Siyonist işgalci İsrail'e kapatılmalıdır. İncirlik ve Kürecik üstlerinden Siyonist işgale sağlanan destek sonlandırılmalıdır. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin vatandaşı olup işgal altındaki Filistin'e giden ve oradaki katliam ve vahşete katılan Siyonistler tespit edilmeli, haklarında hukuki süreç başlatılmalı, vatandaşlıktan çıkarılıp mal varlıklarına el konulmalıdır. Siyonistlerin ve destekçilerinin mallarına süresiz bir şekilde boykot uygulamaya devam edilmelidir. Özellikle tüm esnaflarımız Siyonizme destek veren firmaların mallarını almamalıdır, satmamalıdır. Malezya'nın Siyonist işgal rejiminin ticaret gemilerini limanlarına yanaştırmaması kararını ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Siyonist işgalci İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleşti. İsrail'in, Siyonistlerin, büyük şeytan Amerika'nın ve yandaşlarının hatlerine bir korku olarak girsin inşallah. Onların hezimetine vesile eylesin ve Filistin'deki kardeşlerimiz, mücahitlerimizin inşallah direnişine de bir katkı sağlasın.